Gel hayatım, gel. Ay hayatım. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Vallahi ben de inanamıyorum. Gerçekten beni buraya getirdiğine inanamıyorum. Yani 15 sene önceki karate şovundan sonra burası gerçekten harika olacak bizim için. Ama böyle arazlar kalıyor vücudumda, ne yapayım? Gerçekten sana teşekkür ederim hayatım. Rica romantik edeyim. Bir yemek, ardından da Romeo ve Juliet izlemek için beni tiyatroya getirdin. Gerçekten sen tam romantik bir aşk erkeğisin. Sadece romantik değilim. Aynı zamanda seni o kadar çok seviyorum ki aşkım. Seni çok seviyorum. Hiç kimsenin sana kötü davranmasına izin vermeyeceğim. Biliyorum, göreceksin. Biliyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biletlerinize bakayım isterseniz efendim. Evet, sizin şu ikisi. Tamam. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, buyurun. Buyurun. Bu... Erkeğe... Efendim, rica ederim. Önce hanımları buyur etmeniz gerekiyordu. Yaşınıza veriyorum lütfen. Evet, özür dilerim. Lütfen. Özür dilerim. Rica ederim. Buyurun abi. Buyurun efendim. Pardon. Buyurun. Hayatım sağ ol. Ya böyle bir ufak da olsa böyle bir saygısızlık gördüğüm zaman... ...dayanamıyorum. Hemen çık diye bir yapıştırmak istiyorum. Sağ ol, sağ ol. Benim de böyle bir huyum. Evet, evet hayatım, biliyorum. Beyefendiciğim hoş geldiniz. Biletinize bakayım ben. Ne yapacağım biletime bak. Şey, yer göstereceğim de o yüzden... Yer göstereceğim, üstüne para mı alacağım benden? Ben anlamıyorum biletin nereye gösterdiğini. Hayır. Salak mıyım ben? Estağfurullah. Üzerinde yazmıyor mu? Okuma yazmam mı yok? Okuduğumu mu anlamıyorum? Sen bana aptal mı demek istiyorsun? Hayır efendim. Salak salak şey yapma, ver aşkına. Beyefendi, sen kaça oturuyorsun birader? Birader kaça oturuyorsun sen? He? Kaça oturuyorsun, kaça? İsmail'cim. Anlamıyorum. Herhalde kıymetli beyefendi şeyi soruyor. Numarayı, koltuğun numarasını. He. Bilette vardı ya. Kaça oturuyorsun da ki? A2, A2. A2, A2'nin sağ çaprazı diyor bana da. Gördün mü? Buldum yerimi ha. Şş. Çok kötüymüş la saçın ama yakışıklı adamsın ha. He? Sevdim seni ha. Sevdim, arkan sağlam, bundan sonra ben varım burada. Hadi. Hadi heyecanlıyım, hadi oyun başlasın hadi. Beyefendi ben fenerimi alabilir miyim tekrar? Bilmem, alabilir misin? Alışın kuvvetli mi? Al bakayım. Bakayım, hop alamadın, ne oldu? Beyefendi. Ya da ha? Ne oldu? He? Nasıl buldum yerimi? Gördün değil mi? Gördüm efendim. Hadi al yürü git, kan emici. Nasıl insanlar var ya, tiyatroya geliyorlar bir de böyle tipler. Birader, birader. Cıkcıklayan yenge mi? Evet. İyi mal kapatmışsın ha. Vallahi iyi. Bu tiple imkansız var. Nasıl oldu? Kendimden biliyorum, tipli olmaz bu. Şişt, çok param var lan değil mi? Kesin ondan ha. Hadi çok param var. Hadi la gözüm yok hadi. Hadi çok maşallah hadi. Hadi Allah daha çok versin. İsmail, beyefendiye bir şey demeyecek misin yani hani? Uyarsana adamı. Bana laf etti ya demin. Hayatım tiyatroya geldik, tadımız kaçmasın. Hayatım tadın değil de erkekliğin kaçacak diye korkuyorum ben. Şu adama bir şey söylesene, bana laf etti. Ya... İsmail hadi. Hayır bir şey söyle, uyar. Ama hadi İsmail. Israr ediyorsun sen. Evet çok ısrardım, bak ısrar hareketi tamam, yapıyorum. Tamam tamam hadi. Beyefendi, beyefendi. Bir bakar mısın? Evet. Hani az önce bizi itham ettiniz ya, hanımefendi dedin, senin dedin, eşin mi dedin? Evet. Yani dedin ki hani dedin sen zengin misin dedin, onunla ilgili bir şey söyledin ya hani demin. Evet. Sonra dedin çakal dedin, çakal mısın dedin, onunla ilgili bir şey söyledin. Evet. Çok iyi söyledin abi. Allah razı olsun. Ağzına sağlık diyecektim. Sağ ol. Aa, hadi bakalım. Hayatım tadımız kaçmasın. Bak oyun, onu izleyelim. Hadi. Hayret bir şeysin gerçekten ya. Ah. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Bir bakayım efendim biletinize. Evet. Şu beyefendinin yanındaki ikili. Evet. Buyur hayatım. Teşekkürler. Ay Fikri, hala inanamıyorum tiyatroya ilgin olduğuna. Beni gerçekten çok şaşırttın ve çok etkilendim. Ay üstelik bir de Shakespeare yani, süpersin ya. Aşkım ben Shakespeare'in bütün oyunlarını izledim. Aa. Yenisi çıktıkça geliyorum. Bilader, duydun mu? Shakespeare'in bütün oyunlarını geliyorum. Bana sorarsan yanındaki kızı hava atıyor, hiç öyle bir şey yok. Sen adamımsın ha, bu çakal ama sen adamsın, sana lafım yok. Hadi. Hadi başlamıyor mu oyun ya? Hadi lan. Hadi başlayalım. Beyefendi şu ayağınızı indirirseniz koltuğuma geçebilir miyim? Ha tabii tabii, buyurun buyurun. Buyurun.
Sonuç olarak tiyatro bak görüyor musun? Ne kadar elit, ne kadar kültürlü bir yer. En ona ayırmışlar yaşlılara. Doğal olarak gözü görmez, kulağı duymaz. Normal. İyi misin teyzem? Arkana yastık vereyim mi? Terbiyesiz. Aa teyze senin anandır. Aa hadsiz. Yani anlaşılır gibi bir şey değil yani. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor. Hala etin kilosu 50 lira. Nasıl oluyor anlamıyorum. Nasıl oluyor bu? İyi laf soktu. Bir şey diyemem. Güzel laf soktu. Tecrübe demek böyle bir şey işte. Tiyatroya gele gide değil mi? Kültür böyle bir şey. Sen ne tiyatrolar görmüşsündür bu var. Lan Shakespeare bu var ya. Ne perdeler açmıştır bu. Ne perdeler kapatmıştır bu tecrübe. Ya resmen arkamda bu diyor. Tam bir su aygırı var ya şans mı? Susunuz. Susunuz artık. Tamam bir şey demedik. Evet sayın seyircilerimiz. Birazdan oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen telefonlarımızı kapatalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. He ona da para verek. He çığırtkan. Oyun başlıyor. Bahşiş verek ona da verek. Sürekli para istiyorlar. Bak misal bana bu... Buranın bileti bir tane deterjan kutusundan çıktı tamam mı? Hediye. Ben ondan geldim. Ama normal koşullarda insanlar diyorlar ki... Türkiye'den niye insanlar tiyatro izlemeye gitmiyor diye bak. Ulan sen her gelenden tiyatro bileti alırsan millet nasıl geçsin? Üf. Mantıksız mı? Teyze sen söyle. Sus. Aa taktı bana ya. Hadi başlamıyor mu ya? Başlasın hadi. İsmail yani gerçekten aslında kalksak mı diyorum? Çünkü bu adamla anca iş makinesi seyredilir. Oyun seyredilmez ki bunun gibiyle. Biraz yavaş konuş da. Ama yani biraz sıkıldım. Hadi ama lütfen biraz sessiz olun ya. Tiyatro burası. Ay Fikri başlıyor. Çok heyecanlandım ya. Shakespeare'e doyacağız hayatım. Sen Shakespeare'le ilgili ne biliyorsun lan? Hadi misal bu kadar takip ediyorum ben. Shakespeare'in anasının adı ne lan? Aa. Ha daha kolay söyle. Shakespeare'in babası ne lan? Babası? Ha adını. Shakespeare'in nüfusa kayıtlı olduğu ilçenin adını söyle susayım lan. İlçe yani. Yani bilmiyorum, beyefendi gerçekten sizi cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Ya ama haklıyım tabii. Birilerinin doğruları söylemesi lazım ya. Yani. Ondan değil. Yani şu tipinizle, şu sıfatla, şu gömlekle insan içine çıkıyorsunuz ya. Vallahi büyük cesaret. Bravo. Güzel sokuyor ha. Bir şey diyeyim mi? Oyunumuz başlamak üzeredir. Ha. Lütfen cep telefonlarınızı sessiz bir konuma getiriniz. Hadi. Babanı, adını yatsı. Yapamazsan yemeğini sevdiğine. Ya göğsüm nasıl dolmuş biliyor musun? Sıkıntı yok, söktüm bitti. Ay. Hadi buyur. Benim düşmanım olan adındır yalnızca. Oysa sen sensin. Montague nedir? Montague nedir ki? Bir dakika bir şey sor. Ben anlamadım. Romeo nerede lan? Ya beyefendi niye bölüyorsunuz? Ya burada bekliyorum işte sahnemin gelmesini. Romeo benim. Sen misin Romeo? Evet. Sırlara bozuldu. Ha niye gülüyorsun? La oğlum bu Romeo yemiştir lan. La oğlum senden üç tane Romeo çıkar lan buna. Vallahi bana geçmedi. Bana geçmedi. Sağa geçtim bilmiyorum. Bana geçmedi. Kusura bakmayın. Neyse devam edin buyurun. İsmail. Allah aşkına şu adama dön ve öyle bir şey söyle ki artık kapasın şu çenesini. Uyar şu adamı artık lütfen hadi. Bak herkes bekliyor hadi lütfen ya. Hadi. Beyefendi. Ben de sana diyecektim devrem. Sana geçti mi böyle Romeo? Bana geçmedi ben sana diyeyim. Bana çok inandırıcı gelmedi. Sana geçti mi? Sana geçti mi geçmedi mi? Geçtiyse ona göre davranacağım. Geçti diyor musun? Geçti mi? Geçmedi. He. Sana geçti mi lan Shakespeare? Yok abi geçmedi ya. Shakespeare bu değil. Yani? Beyefendi siz gidin Hindistan'a yerleşin hadi lütfen. Hindistan'a mı? Evet. Niye? Orada sizin gibilere tapıyorlar. Sizin gibi öküzler orada tapıyorlar efendim.
Siz gidin orada yaşayın. Siz gidin oraya yerleşin. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Bu neymiş ya? Yaşına hürmetim sonsuz. Geçirmişin kafana da tavuğu. Aa. Daha bir şey demeyeyim hadi. Tamam hadi devam edelim. Tamam tamam Burcu tamam. Aa! Bana sevgilim de ki vaftiz olayım yeniden. Bundan böyle Romeo değilim ben. Kimsin sen? Kimsin? Böyle gecenin karanlığına gizlenip de gelen kimsin sen? Kimin telefonu çalıyor Romeo? Romeo, senin mi telefonun çalıyor? Kapat şunu. Bu ne terbiyesizlik Romeo? Ama kimin telefonu? Ya bu nedir ama ya? Ayıptır ya. Ne kadar ayıp ya. Ya tiyatro burası ya, tiyatro ya. İnanamıyorum. İsa telefonunu kapatmadan girmeyin. Lütfen. Abo benimkiymiş lan, pardon. Aa. Pardon, pardon, bende. Aa, tamam bende, tamam bitti. Kimsin sen? Romeo. Efendim Mithat. Romeo sen kimsin be? Tiyatrodayım. Gecenin karanlığında bu ne? Olanlar ne? Hanımefendi bir saniye bu ya. Bu olanlar ne? Ya bir şey anlat. Bir şey diyor mu? Belki önemli bir şey buydu. Ne diyorsun Mithat ya? Ya kapat, tadım kaçtı, kadın bağırıyor ya. Tamam hadi konuşuruz hadi. Al kapattım, mutlu musun? Ya sen mutlu musun bizim oyunumuzu kestiğine? Neyi kestim, ne yaptık da kestim ya? Alt tarafı iki tane lafı baştan alacaksın. Halk çıkardı sizi oraya, halk. Ya onunla bir ne alakası? Halk sizi baştan çıkarsın mı oraya? Hayır. Baştan yapak mı sizi? Tamam yapayım. Ya bırak ya. Ay beyefendi, keşke sizi baştan yapsalar. Neymiş ya? Böyle bir şey görmedim ben de. Tamam ya, hadi neyse baştan şey yapma. Yahu bir ağız tadıyla Shakespeare izleyemedik. Shakespeare'in elçisinin adı ne lan? Hayda. Hadi daha kolay bir şey sor. Görümcesinin adı ne? Var mı? Yok değil mi? Anca laf işte, kıza hava atıyor. Aa, Fikri bir şey söylemeyecek misin? Tadımız kaçmasın hayatım. Aman, aman yani buradaki erkeklerin de tipleri gibi tatları yeterince kaçık. Maşallah. Çocuk siz de devam edin rica edeceğim. Lütfen takılmayın, buyurun. Öf! Nasıl söylesem kim olduğumu bir at kullanarak? Ey güzel Ermiş! Nefret ediyorum adından ben de. Senden nefret ediyor diye. Eğer bunu ben yazmış olsaydım, yırtar atardım şimdi hemen burada. Yapamıyor ya. Ay. Allah Allah. Bana geçmiyor ki yani, duygu bana geçmiyor, olmuyor yani, giremiyorum ya. Ya nasıl bir insansınız siz ya? Ya deminden beri, İsmail'cim, şu adamı uyaracak mısın? Yoksa ben mi uyarayım? Hadi. Hayatım, benim hayatımda yaşadığım en büyük gerginlik, damacananın pompasına fazla bastığımda yaşadığım gerginlik. Ne olursun, bak çok geriliyorum. Ya tamam, tadımız kaçmasın. Ya yenge kusura bakma da yar, sen de sabahtan beri vır 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 konuşuyorsun. Gerçekten ya şurada kültürel bir aktivite yapıyoruz, tiyatro izliyoruz. Bir durun ya. Ya yazıklar olsun, ben böyle bir şey... Hadi hadi devam edin, geçiyormuş gibi yapacağız biz. Gerçekten gibi. Öküzlüğün kamu spotu bu ya. Hayır. Hakikaten öyle. Hadi hadi. Tamam hadi hadi, buyurun, hadi devam, olur, devam edin. Tamam, tamam hadi. Hadi. Yapalım bitsin şu iş. Romeo, daha 100 söz bile duymadı şu ağzından. Kelimeler çıktı da şu kulaklar. Sen kimsin? Sen, seni tanıyorum. Sen Montegüler'den değil misin? Evet, çabuk konuş da artık bitsin şu çile. Ne oyum, ne öbürü güzelermiş. Farkında mısın? Eğer hoşlanmıyorsan... Hayal... Şşş! Burası hayal sahnesi mi? Şşş! Ne oluyor ya? Hayal sahnesi mi bura? Ha? O da kim? Gecenin karanlığına gizlenip de gelen bu kim? Ya dürümcüyüm ben, ne kim lan? Nefret abi ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne kabul? Ne dedin? Ya ne yapıyorsun? Oyun oynuyoruz burada. Ben oyun böyle oynamıyorum. Çek şurayı. Yoksa sen kabul etlerden misin? Hayır, kabul etler. Sen... Kabul et, mafet et değil. Ben dürümcüyüm ablacığım ya. Ya dur, tanı oğlum. Ay. Kim istedi bu dürümü? La oğlum ben istedim, la geçsene. Ay yok artık. 40 saat oldu lan, oyun bitiyor. Getir şu... Abi kapıdan almıyorlar ki ya. Acımdan öldüm la. Kaç para? 10 lira. He la hiç bozum yok. Birader bir 10 lira ver hele la. Hiç bozum yok, kusura bakma. İsmail. Sağ ol. Adama dürüm yesin diye para mı veriyorsun şu an? Al. Hayatım belki adamın dürümü yok. Ay. Oğlum bu ne lan? Soğanı doldurmuşsunuz lan. Oğlum elik yere gidiyorum, soğan olmasın millete kokarım dedim lan, o kadar uyardım lan. De hadi git. Ne bekliyorsun? Ha bir de tip bekliyorsun. Şu tipe tip mi veririm lan ben? Hadi yürü git, hadi. Ne demek ya? Vallahi gıcık oldum. Oyunun sonunda ikisi de ölüyor, hadi buyurun. Allah'ım ya! Ölüyor, ölüyor, haberiniz olsun. Hadi ya, ölüyorlar mı sonunda? Evet. Hani biliyordun lan Shakespeare'i?
Hadi la sana... Neyse la sormayacağım. Şş, Ramço. Ramço la. Hele şunu bir salla iki dakika. Ben şu dürbe bir açayım hadi. Ya beyefendi gerçekten bu yaptığınız hadsizlik. La oğlum bana bak. Ben Terminatör'de cyborglere ayar olup... ...evde mutfak robotu parçalamış adamım. Bana artistik yapma. Bana artistik yapma. Ne oynuyorsun da orada iki saattir? Shakespeare. Bir saattir kızı aşağı indiremedin lan. Oyun oyun. Çekil lan ben oynayacağım. Nasıl? Aa, gel. Ama çekil. Beyefendi. Yok abi. Ya bırak. Ya, gelmiyor. Tamam, çekil lan. Kızımız kaçmasın. Çekil izleyeyim. Bir de bana artistik yapıyor. Çekil. Hı, hadi. İzle nasıl oynanır gör. Kız Juliet. Ay çok sinirim bozuldu. Kız Julli. Jüllük. Anam baban evde mi lan? O uyuyorlar mı? Gelin mi iki dakika kız? Dürüme ben buradayım ya sen buradan gel. He? Ortada buluşak ne diyorsun? Uydular mı? Gelin mi iki dakika? Ya siz ne terbiyesiz bir insansınız. Ya bir salaklık artık bu ya. Şuradan da bir kişi bir şey söylemedi ama. Nerede görevli falan yok mu ya? Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum artık sen size. Sen dur canım, sen dur. Sen dur. Ben söyleyeceğimi biliyorum. Aa Gülüz Ayla nasıl kız? En sevdiğim şarkılar sen söylüyorum. Hiç iyi değilim ya. Hiç iyi değilim ya. Sen sevme beni ya. Sen sevme beni ya. Arkadaşım arkada yarım saattir seni izliyorum ya. Bu ne terbiyesiz? Böyle oyun mu izlenir ya? Ayıp be. Ha? Bir laf ettik ne var? Ne oldunuz la hemen? Ne oldunuz ya? Harf çıkardı sizi oraya. Aynı şekilde de geri indiririz ha. Arkadaşım sen forklift misin beni indirip kaldırıp çıkarıp bir şeyler yapıyorsun ya? Ha? Hadi kardeşim. Geri bas kardeşim. Ha? Hadi canım. Hadi. Ana, kızın içinden hadi devrem çıktı la. Terbiyesiz. Ben burayı çok elit bir ortam zannediyordum. Kültürel bir yer olarak hepiniz kroymuşsunuz lan. Hepiniz kroy. Yürü Allah aşkına. Terbiyesiz. Sokmayın şunu bir daha böyle insanları. Böyle bir şey olmaz. Ay Gülüşküm çok teşekkür ederiz. Yani bu ne kabus gibi bir şeydi bu ya. Moralimiz çok bozuldu. Ben size bir şarkı söyleyeyim ya. Ay evet ne olur ya. Çok güzel. Bir şey olmazsan olmaz. Olmazsam olmaz. Ben seviyorum o şarkıyı. Akşamlar herkese.